Arkadaşlar selam. 3D Tasarım Çizim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Apple'ın logosunu çizeceğiz arkadaşlar. Teknik çizimimiz burada. Dilerseniz hemen çizime başlayalım. Öncelikli olarak dikeyde bir yardım çizgi oluşturuyorum. Arkalık Enter dedim. Şöyle rengini farklı yapayım ki. Bu benim yardım çizgim. Aynalama komutunu kullanmak için bunu oluşturdum. Daha sonra burada yarıçapı olan bir çemberim var ve dikeydeki merkez çizgim olan uzaklığı bunun yatayda 12 milimetre arkadaşlar. Çünkü burada çapı 4 olan küçük bir çember var. O zaman yarıçapı 2 olur. Bunun da yarıçapı 10 arkadaşlar. O zaman merkezin uzaklığı dikeydeki yardım çizgimi 12 olmuş olur. Hemen böyle düzü seçtim. TK dedikten sonra rastgele bir first point seçiyorum. Ve 12 milim gittikten sonra tekrar Enter'a basıyorum ve yarıçap 10 olan dairemi çiziyorum. Şeklime biraz yaklaşayım. Çok uzaktan bakıyormuşum. Daha sonra burada çapı 12 olan küçük bir çemberim daha var. Bu çemberim çapı 10 olan çemberimle hemen hemen aynı merkezde belli bir dereceyle. Şuradaki açıyı bize vermiş 135 dereceymiş. O zaman geriye ne kalır? 45 derece kalır. Yarıçaplar arasındaki çemberlerin arasındaki mesafe de merkezlerin arasındaki mesafe de çemberlerin yarıçapları kadar çünkü birbirlerine teğet. Bunun yarıçapı 10, bunun yarıçapı 6. O zaman buradan 16 gidersem ben diğer merkezimin çapını bulmuş olurum. Hemen geldim. F8'e bastım. 16. Açım kaçtı? 45'ti. Saklık Enter dedim. Buraya hemen çapı 12 olan çemberimi çiziyorum. Çapım kaçtı arkadaşlar? 12. Ondan sonra isterseniz şu çemberimizi çizelim. Dikkat ederseniz bu çemberimiz çapı 12 olan çemberime ve dikeydeki yardımcı çizgime teğet. Hemen onu çiziyorum. Onun da çapı 16'ymış. Geldim. Tanjant tanjant radius'u seçtim. Buraya teğet. Buraya teğet. Yarıçapım kaçtı? 16. 16. Enter dedim. Ne kaldı arkadaşlar? Şu çemberimizi çizelim. Bu çemberimizin de merkez arasındaki uzaklık 34 milimetreymiş yarıçap 10 olan. Açı gene aynı gördüğünüz gibi 45. Çünkü aynı çizgi üzerindeler. 34'e şu çizgimi sileyim. Tekrar line count'umu aktif ettim. Mesafem 34. Taba bastım. Açım 45 derece. Enter dedim. Sağ tıklayıp Enter diyorum. Buradaki çemberimin yarıçapı 16 idi. 16. Şu çemberim kaldı çizmedim son olarak. Onların da fark ettiyseniz birbirlerine teğet. O zaman merkezler arasındaki uzaklık çemberlerin yarıçapları kadar olur. İkisinin yarıçapı da 16. O zaman 32 olur. Açı şurada 90 vermiş. Şurada yatay bir şuradaki açımda ben 45 derece olduğunu biliyordum arkadaşlar. O zaman ne olur? Buradaki açımla yataydaki açım 135 derece olmuş olur 90 artı 45'ten. Hemen diğer çizgimi de çok rahat bir şekilde merkezini de bulabilirim. Bu şekilde şu çemberin merkezine geldim. 32 dedikten sonra taba bastım. 135 derece. Sağ tıklık Enter. Bunun da yarıçap 16. Şöyle. 16. Şimdi hemen hemen her yeri çizdik. Şuradaki yarıçapı 26 olan çemberimizi çizelim. Onu çizmek için bakıyorum. Evet, şu çemberimi aynalayacağım. Seçtikten sonra Enter'a bastım. Şuraya göre aynalı dedim. F8'e bastım. O dedim. Daha sonra tanjant tanjant radius'le şu ikisine tanjant 20. Hatta onu yapmadan önce şey yapalım. Şuradaki çemberlerimizi birleştireceğim. Neden birleştireceğim şimdi anlatacağım. Böyle kuadrantlarından yakaladım. Şuradaki noktamı yakalamış oldum. Tam şuradaki noktamı. Şuradan 45 derecelik
bir çizgi çizersem şuradaki noktamı da yakalamış olurum. O zaman başlangıç noktam, bitiş noktam ve radius olan diğer arkımı çizebilirim. Hemen line'ımı oluşturuyorum. Yakaladıktan sonra F8'e basıyorum. Mesafe çok önemli değil. 45 derece. Açı önemli. Belirledikten sonra sağ tıklayıp indiririm. Daha sonra ark komutunu çalıştırırım. Başlangıç, bitiş. Yarıçapım kaçtı? 16. Sağ tıklayıp verme gerek yok. Şimdi silebilirim artık. Şimdi isterseniz şuradaki 26'lık olan çemberimizi çizelim. Bunu çizmek için tanjant tanjant radius'u aktif ettim. Buna tanjant, buna tanjant. 26. Şu an çok fazla iç içe oldular. Biraz karışık gözükebilir. Son olarak şuradaki tanjantımızı çizelim. Şuradaki çemberimize, küçük çemberimize ve yarıçapı olan çemberimize tanjant bir yayımız var. Daha doğrusu bir çemberimiz var. Onu trimince gereği yay kalacak. Buna tanjant arkadaşlar. Buna ve son olarak buna. Onu da çizdi. Kendi otomatik oluşturdu. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Tr enter dedikten sonra sağ tıklıyorum. Şunları bir siliyorum. İhtiyacım yok çünkü. Sinisle. Şunu mirrorlayayım. F8'e basıyorum. Ne dedim. Kasım'a ihtiyacım olacak çünkü ona. Tr enter sağ klikledim. Şu. Şunu silelim. Delete dedim. Şöyle şeklime yaklaşıyorum. Tr enter. Tekrar sağ klikledim. Şuna ihtiyacımız yok. Şeklimize bakalım. Buna teğet ama şuradaki başlangıç noktası şuradan başlıyor. Bakıyorum evet. Şöyle gidiyor. Şöyle gereksiz yerleri trimliyorum. Şurada. Şurada bir küçük çizgimiz kalmış. Onu hemen sileyim. Delete dedim. Şuraları hemen trimleyeyim. Trimledikten sonra şöyle. Şu gereksiz. Şunlara gereksiz. Şöyle şunlara gereksiz. Şunları silelim. Şunu silelim. Şurada fazlalıklarım var. Hemen onları da trimliyorum. Şunlar da fazlalık. Enter. Sağ tıkladım. Şurada fazlalık. En son şurası kaldı. Orayı dolaşmak adına şurada yarıçap not olan bir çemberim varmış. Hemen mirror komutumu aktif ettim. Objemi seçtim. Enter'a bastım. Buna göre teyit olsun dedim. Şöyle tıkladım. No dedim. Daha sonra tanjant radius'ten pardon. Buna tanjant. Yarıçap 16. Tr enter. Sağ tıkladım dedim. Şu fazlalıklarımı siliyorum. Son olarak bunu da silelim. Rengini de verelim ve çizimizi bitirelim. Şöyle solid olarak ayarladım. Close dedim. Evet arkadaşlar. Apple'ın logosunu çizmiş durumdayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.